Evet, ne dedik? Şu altı haset hayırdandır. Dört, haklı olduğu halde tartışmayı bırakmak. Olmaz. Olmaz kardeşim. O adam ölecek. Bu adam bitti ya. Ama ya hadis var. Yok, ben haklıyım. Ya bırak hadis, sabır. Yok babacığım, ben haklıyım. Ya tamam kardeşim, abartma. Yok, olmaz. Geçen gün bir yerde bir çocuk yüzünden sülale birbirine girmiş ya. Sülale! Aşiret kavgasına dönmüş. Meydan savaşı, pompalılar, dönerler. Ne oluyor lan? Gören de Yunan'la savaşıyor zanneder. Ne oldu? Onun çocuğuna hareket çekmiş. O çocuk ona vurmuş. O babasını, o dedi ben de sen, ben senin babanı diyor. O dedi ben de senin babanı. O dedi ben senin ananı. Oo! Seyreli gümbürtüyü. Ne oldu? Tamam, adamı dövdün, öldürdün, bilmem ne yaptın. Ne oldu? Eline geçti. Tamam, adamı dövenlere söylüyorum. Tamam, adamı ikiye böldün. Ne oldu? Ne oldu? Cennetin ortasında köşk mü aldın? Hava gazı aldın kardeşim. Cennetin ortasında köşk kim alıyor arkadaşlar? Eyvallah kardeşim. Sen haklısın. Hadis-i şerif. Hadis-i şerif sana söylüyorum. Haklısın kardeşim diyelim. Cennette köşk aldı. Döven adam cehennemde call center. Et tekrar arsan ve levkene 180. Hazreti Hüseyin Efendimiz, Rabbim şefaatinin ailesine amin. Radiyallahu anh. Yolda yürüyordu. Geldi birisi, küfür etti, etti. Etrafında sahabeler var. Bıraksa parçalayacaklar adamı. Dedi ki eğer ben senin dediğin gibiysem Allah beni affetsin. Ama değilsem Allah seni affetsin dedi bak. Bu kadar ya. Bu kadar ahlaklı olalım ya. İki, bulutlu günde namazı erken kılmak. Arkadaşlar burada çok ince bir mevzu anlatacağım. Bulutlu günde namazı erken kılmak. Şimdi buradaki mevzu ne? E şimdi kardeşim o eskidendi. Ne demek eskidendi? Burada baktığım mevzu var. Tamam. Diyelim ki. Şimdi bak hadis-i şerif okuyoruz ama hadis-i şerifi nerenle dinliyorsun? Ben çok ince bir mesele söyleyeceğim sana. Nerenle dinliyorsun? Ya kardeşim bulutlu günde namazı erken kılmak ne demek? Hava karanlık. Bazen arkadaşlar İstanbul'da gündüz ortasında kara bulutlar geldiği zaman ışıkları alacak hale gelmiyor muyuz? Geliyoruz. Arabalar farları yakacak hale gelmiyor mu? Geliyor. Geçen sene daha yeni oldu. Bulutlu gün. Namaz erken kılmak ne demek? Acaba vakit doldu mu dolmadı mı? Bulut çıktı mı? Güneş öğlen geçti mi? Akşam oldu mu? Yatsı geldi mi? Bakıyorsun vakit belli olmuyor. Güneşi göremiyorsun. Eskiden hesaplanan şey bu. Bulutlu günlerde mesela dikkat edin diyor. Hadis-i şerifte. Şimdi yok. Kardeşim ezan saati diye bir şey var. Pro var. Bilinen diyanet.com var. Herkes, şu anda zaten kimse sana bir şey söyleyeyim mi? Ben kendi adıma da konuşuyorum. Doğru düzgün kimse ezan saatlerini bilmiyor. Niye? Çünkü zaten telefonuna bakıyorsun. Ezana kaç dakika kaldı? Ha 12'de. Tamam boşver. Kaç dakika? Yani 8 dakika kaldı. Kimse artık doğru düzgün ezan saatlerini bilmiyor. Kötü bir şey. Niye? Ha, kaç dakika kaldığına bakıyor sadece. Sadece şu anda ezana kaç dakika kaldığına bakıyoruz. Arkadaşlarım bunları ezberleyin. Ne zaman peki biliyoruz sadece? Ramazan ayında. 3 saat 15 dakika 32 saniye 13 saniye. Oğlum hangi ara hesapladın lan? Karnım aç diyor baba, karnım aç. Ben diyor sana şimdi geometrik şeyi de çıkartırım diyor. Tabii güneşin hareketleri çıkartıyor. Niye? Karnı aç. Başka zaman bilir mi akşam ezanını? Ne bilecek hadi, adam caminin yoluna geçmiyor ki. Caminin kapısından geçmiyor ama Ramazan ayında oho hoca diyor 32 saniye geç mi kaldı acaba? Triplere giriyor. Bulutlu günde dikkat edin ne demek? Allah Celle Celle seni bir imtihan eder. Ne telefonun kalır, ne internetin kalır, ne ezan saati programı kalır. Bir bakarsın havada bulut, sen namazı unut. Ha, dersin ki Rabbim beni bir imtihan etti ki şimdi ben namazı nasıl kılacağım? Buradaki maksat aslında bizim mevzumuz şu. Namazı vaktinde kılmak kardeşim. Allah Celle Celaluhu'nun en sevdiği ameli söyledik. Vaktinde kılınan namaz. En sevdiği amel vaktinde kılınan namazsa en sevmediği amel vaktinde namaz kılmamaktır. Namazı güzelce vaktinde kılalım. Yeter bulutlara artık dikkat edin yani. Kış günleri abdesti güzel almak. Arkadaşlar bakın az önceki hadis-i şerifte ne anlattık? Yaz günü oruç tutmak. Burada da Hazreti Ali radıyallahu anh'ın buyurduğu üzere kış günleri abdesti güzel almak. Niye kış günleri abdesti güzel almak? Arkadaşlar kışın maalesef çoğumuz bazen de kardeşim hakikaten bazı camilere gidiyoruz. Abicim musluğu açıyorsun su akmıyor ki, buz akıyor. Bir elini koyuyorsun parmak küt aşağı düşecek soğuktan. Öyle ben öyle, aman ya Rabbi. Adam abdest alıyor soğuktan karnı ağrıyor bir daha abdest alıyor. Saniyeler içinde öyle yani, adamın metabolizmasını bozuyor. Kış günleri abdesti güzel almak ne demek? Hava soğuk ya böyle ucundan kıyısından yedire yedire alın kışın abdesti. Korkmayın. Allah Celle Celaluhu o niyetle aldığın abdesti sana öyle bir ahvale getirir ki. Bak Allah dostlarından biri. İyi dinleyin burayı. Gece teheccüd namazına kalkıyor. Hava bir soğuk ama.
Ama bir soğuk hava abdestini alıyor mu? Bak harekete iyi bakın arkadaşlar. Allah dostu diyorum. Şimdi lafı kendinize çevirmeyin sakın. Çok soğuk hava. Böyle bir anda eli üşüyor. Hafif elini cübbesine sokuyor. Hafif. Allah Celle Celaluhu bir anda böyle perde geliyor gözünün önüne. Böyle kolu buraya kadar mosmor. Bir de Hatif'ten de ey kulum sen diyor gece kalkıyorsun. Ben seni gece kaldırıp huzuruma davet ediyorum. Sen soğuktan kolunu mu saklıyorsun? Muhabbete bak işte makamla alakalı. Başka bir Allah dostu. Gece yine teheccüde kalkıyor. Soğuktan bazen soğukta arkadaşlar insanın gözünden yaş gelir değil mi? Rüzgardan soğuktan artık adamın gözünden yaş gelir. Allah dostu gözü yaşarıyor. Rabbim Celle Celaluhu Hatif'ten nida buyuruyor. Ey benim kulum! Herkes uyurken ben seni namaza kaldırdım. Huzuruma aldım. Sen rahatsız olduğunda gözünden yaş mı geliyor soğuktan? Aman ya Rabbi ya. Bak bu makamla alakalı ha. Bizde olmaz biz. Neyse konuyu kapatıyorum bizde. Kim anlatıyorum ki burada? Aramızda varsa evliya Allah çıksın kardeşim. Ben gece kalktım geçen gece teheccüde bana da aynısı oldu diyen varsa gelsin. De kime konuşuyorsun? Neyse kış günleri abdesti güzel olmak. Arkadaşım soğuk diye bir şey yapmayacak. Yedireceksin yapacak bir şey yok ya. Niye bak? Sen su soğuk diye tribe girersen zaten abdest alamazsın. Bismillah diyeceksin gireceksin abi yapacak bir şey zaten ovaladıkça ısınacaksın. Bak statik. Bak ben elektrik de öğretiyorum ben size burada şimdi daha ne bilmezsin. Yaptığın zaman otomatikman ısınıyor. Yap lan yap. Ha, aferin herhalde bir tek sen yapın herhalde. Abicim zaten sürttüğün zaman sürtünmeli elektrik çok ısınıyor burası. Sen böyle aman oran mı buran mı şey dersen olmaz. Yedireceksin kardeşim o yüzden oh şapur şupur yedireceksin. Ayaklarını güzelce hilaleceksin. Oh. Adam ne yapıyor? Bak geçen bir tanıdığım anlattı. Adam ne yapmış biliyor musun arkadaşlar? Bot kışın botun üzerine mes yapmış ya. Evet. Sonra botu çıkarmış camiye girmiş. Oldu mu abdest? Olmadı. Al sana fetva. E şimdi askerler ne yapacak? Askerlerinkinde cevaz var. Mesela askerde operasyonsun, ovadasın, bayırdasın. Abdest ne yapacak? Abdestte botun üzerine mes yapar. Sadece askerlerde. Buna cevaz veriliyor. Askerde polis operasyonda abdestini aldı. Botu çıkartamıyor kardeşim. Mes yapacak. Botun üzerine mes yapacak. Ha, botu çıkartırsa abdest bozuyor. Abdest tazelemesi lazım. Anladık mı arkadaşlar? Evet. Teşekkür ederim. Çok anlayışlısınız. Evet. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs. Te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne anil munkar. Ve tu'minûne billâh.